Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle 2 yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Peki hastalık nasıl bulaşıyor? Türkiye'de son durum ne? Maymun çiçeği virüsüyle ilgili merak edilenleri enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül CGTN Türkiye anlattı. Doktor Ergönül, maymun çiçeği virüsünün tanımını yaparak hastalığın başlıca belirtilerine değindi. Maymun çiçeği virüsü Pox grup ailesinden bir DNA virüsüdür. Aslında 1930'lardan itibaren saptanmış olmakla beraber 2022'de yapmış olduğu büyük salgınla tanıdığımız bir deri lezyonları yapan Pox virüs ailesinden bir virüstür. İlk önce bir grip benzeri ağır bir hastalık olarak başlayabilir. Yaygın kas ağrıları, halsizlik ile başlayabilir. Kuluçka süresi 5 ila 21 gündür. Aslında oldukça uzun denebilecek bir kuluçka süresi vardır. Ve daha sonra deri döküntüleriyle gider. Deri döküntüsü dediğimiz zaman su çiçeğine benzer bu anlamda. Yani deri üzerinde çeşitli formlarda, çeşitli şekillerde oluşan, içi su dolu gibi, iltihap dolu gibi lezyonlar da olan ve bir kısmı da kabuklanan bir takım lezyonlar ortaya çıkabilir. Deriden kabarık lezyonlar ortaya çıkabilir. Tabii ki birçok başka benzer hastalıkla karıştırılabilir. En başta su çiçeği ile aynı gruptan olan ya da benzer bir gruptan bir hastalık. Onun ötesinde bakteriyel enfeksiyonlarla, yani derinin üzerinde bakterinin oluşturduğu bir takım başka etken olarak ortak olmayan enfeksiyonlarla karıştırılabilir. Ergönül, maymun çiçeği hastalığının hangi yollarla bulaştığını ve bulaşma riskine karşı nasıl korunulması gerektiğini de anlattı. En sık olarak deriyle yine yakın temas sonrası, derinin üzerinde bulunan o lezyonlardaki virüsün başka insanlara temas sonucu yayılmasıyla veya kişinin sıkça kullanmış olduğu yakın temasında olan çarşaf, havlu gibi cansız eşyalarla olan temas sonrası bulaşabilir. Bir de cinsel yolla bulaşabilir. Zaten 2022 salgınında en çok öne çıkan özellik erkeklerle seks yapan erkeklerde olmak üzere ya da erkek eşcinsellerde çok yaygın olarak gözükmüştü ve onların partnerlerinde de çok fazla olarak gözükmüştü. Solunum yoluyla bulaşmaz. Solunum yoluyla bulaşmama özelliği bizim için önemlidir. O nedenle çok büyük bir yayılım sağlamayabilir. Doktor Ergönül, hastalığın dünya genelinde yayılma durumuna değindi ve hangi bölgelerin en fazla etkilendiğini açıkladı. Kongo'dan yola çıktı ama 2022 salgından farklı olarak tipi farklı bu kez. Biraz daha ölümcül olması üzerine zaten acil durum ilan edildi. Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkeler olmak üzere Afrika'da 2024 yılında 15 bin vaka görüldü. Bunların yaklaşık 500'ü öldü. %3 ölüm oranıyla seyreden bir durumda. Diğer ülkelerde böylesine bir salgın henüz yok. Ama Kongo Cumhuriyeti ile bağlantı halinde olan gerek Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden turistik amaçlı ya da iş, ziyaret, bilimsel amaçlı çeşitli nedenlerle gidip gelenler de hakikaten ortaya çıkabilir ve oralarda yerel küçük salgınlar oluşabilir. Bunu bekliyoruz. Profesör Doktor Önder Ergönül, Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsü için acil durum ilan etmesinin basit bir karar olmadığını ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle alındığını belirtti. Aslında 2022'de görülen salgın bir büyük pandemi yapacak mı diye düşünülüyordu. Yapmadı. Yine de lokal kaldı. 30 bine yakın bir vaka görüldü o süreç itibariyle. Ama burada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı önemli bir karar aldı. Acil durum ilanı basit bir karar değildir. Önemli bir karardır. Yaptırımları vardır çünkü. Bunu neye göre aldı? Bunu yüksek ölüm oranı olmasına göre ve vaka sayısının yüksek olması nedeniyle aldı. Örneğin 2022'den 2024 başına kadar toplam 30 bin vaka görülmüşken son 6 ayda sadece 15 bin vaka görüldü. Bunların 500'ü öldü. Ölüm oranının %3 olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı karar aldı ve bir de yayılma hızı tabii ki bunu görmesi nedeniyle, yani Afrika'da sınırlı ama Afrika'da birçok ülkeye yaygın olması nedeniyle bu kararı düşünerek çeşitli değerlendirmeler sonucunda aldığını açıkladı.
Türkiye'de maymun çiçeği virüsüyle ilgili büyük bir salgın beklenmediğini belirten Ergönül, vaka görülmesi durumunda da hastalığın bir noktada sınırlı kalacağını söyledi. Evet, şimdi bir kere şöyle söyleyelim. 1976'da doğumlu olanlardan daha büyük olanlar, yani 1976 yılından önce doğanlarda risk daha düşük. Çünkü çiçek aşısı olmuş durumdayız. Çiçek aşısı bir noktaya kadar koruyabilir. %100 değil ama koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugün 50 yaşa tekabül ediyor. 50 yaş altındaki insanlarda bulaş gerçekten söz konusu olabilir. Zaten daha önceki salgında da daha çok 30-40 yaşlı insanlar etkilenmişti. Türkiye'de önceki salgın, yani 2022 salgınında resmi rakamlara göre 12 kişi bildirildi uluslararası örgütlere. Bu rakam biraz daha yüksek olabilir belki ama diyelim yüzlerce olsun. Yani 100-200, bunlar çok yüksek rakamlar sayılmaz büyük bir ülke için. Bunun için de Türkiye'de dışarıdan gelecektir tabii ki ilk vakalarımız. Yani Avrupalı turistler ya da turistlerden de çok bizim gurbetçilerimiz dediğimiz, yani yazın buraya gelenler. Çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelen kişilerden olacaktır. Ben büyük bir salgın beklemiyorum açıkçası. Yani Covid'de olduğu gibi böyle bir pandemiye dönüşen, bütün herkesi etkileyecek bir salgın beklemiyoruz. Ama turistik bölgelerde çalışanlarda, akrabaları vesaire olan kimseler, özellikle dışarıdan gelen kimselerin ellerinde bu tür lezyonlar varsa onlar risk altında olacaklardır. Deriden geçeceği için yine çok yakın temasta bulaşabilir. Yani sonuç olarak sınırlı kalacaktır. Türkiye'de yüzlerce vaka belki olabilir. Ama bu noktada sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Ama şunu söyleyeyim hemen, bu konuda özellikle tıp konusunda hiçbir zaman kesin hüküm verilemez. Bunu da büyük bir temkinlilikle söylüyorum ama öngörümüz bu şu anda. Öngörümüz yüksek bir, geniş yayılımlı bir salgın olacağını düşünmüyoruz. Koronavirüs ve maymun çiçeğini karşılaştıran Ergönül, her iki hastalığı bulaştırma oranına göre değerlendirdi. Hayır, pandemi ölçeğinde koronavirüste olduğu gibi düşünmüyoruz. Mesela koronavirüsün boyutları çok yüksektir. Türkiye'de diyelim 85 milyonun rahatlıkla 50-60 milyonu enfekte olmuştur. Zaten 100 bin kişi de ölmüştür sonuçta toplam rakam olarak bakarsak. Oysa burada böyle bir rakama ulaşması kolay değil. Çünkü solunum yoluyla geçmiyor. Orada solunum yoluyla geçtiği için bir kişi ortalama olarak 2-3 kişiye geçirebiliyordu bir döneminde, özellikle kapalı ortamlarda. Bu çok büyük bir hız. O bulaşan kişilerin de bulaştırdığını düşünürseniz bazen geometrik bir artış olabiliyordu kapalı ortamlarda. Şimdi ise böyle bir geometrik bir artış olacağını düşünmüyoruz. Bulaştırma katsayısı dediğimiz, hesapladığımız bir rakam birin altında olacaktır. Yani bir kişi ancak belki bir kişiye ortalama bulaştırabilir. Dolayısıyla büyük bir salgın olacağını beklemiyoruz. Virüse karşı almamız gereken önlemleri sıralayan Ergönül, hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı. Bence hiçbir şekilde uçuşlar ya da sosyal yaşam kesintiye uğramamalı. Ama bizler hakikaten el yıkamaya daha da çok dikkat etmeliyiz bu süreçte. Örneğin toplu tuvaletler, işte lokantalar, ortak kullanım alanları olan yerlerde temasımız varsa el yıkamaya çok dikkat etmeliyiz. Ama bu genel hijyen kuralı aslında. Bu genel hijyen kurallarını bir kat daha artırmalıyız. Dikkatlice ellerimizi yıkamalıyız. Hele hele uluslararası havalimanlarında işte yurt dışına giden insanlar buna dikkat etmeli. Genel hijyen kurallarına dikkatle uymalılar. Gittikleri kaldıkları yerlerde de bunları aynen sürdürmeliler. Ergönül, virüsün ölümcül riskinin olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi. Burada ölüm riski, örneğin diyoruz ki %3 ölüm oldu. Bu ölenler nasıl öldü? Bu soruyu soruyor. 524 kişi kaybedildi 2024 yılında. Bu kişiler ellerindeki o oluşan, vücutlarında ya da oluşan deri lezyonlarının üzerine ek olarak bakteriyel enfeksiyonların binmesiyle muhtemelen enfekte oldular. O bakterilerin de kana karışması sonucu sepsis yoluyla kaybedildiler. Dolayısıyla olması kolay değil, başka faktörlere de bakıyor. Örneğin Afrika'da sosyoekonomik koşulların düşük olması, hijyen koşullarının çok kötü olması nedeniyle bu kişiler çok hızlı bir şekilde kaybedildiler. Dolayısıyla hijyen koşulları sağlamsa bir organı tutması söz konusu değil, iç organlarımızı diyelim.
O nedenle bir kayıp olamaz. Ama COVID'i hatırlarsak akciğerleri vuruyordu. Akciğerleri vurduğu için COVID'in yarattığı bağışıklık sistemi, kişiler akciğer yetmezliğinden kaybediliyordu. Soluk alamıyordu, nefes alamıyordu. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Ya da kanamalı ateşlerde karaciğeri vuruyor bu sefer virüs ve oradan kanama yoluyla insanlar ölüyorlar. Dikkat ederseniz ikisinde de bir iç organ var. Ama burada böyle bir iç organ yok. Deri yüzeyinde sınırlı. Dolayısıyla hijyen sağlandığı ölçüde kişiler hayatlarını kaybetmezler. Buna rağmen tedavi de var. Ama tedavi ilginç. Bazı ülkelerde var. Örneğin ABD bu tedavinin çıktığı ülke olmasına rağmen bunu onaylamadı. Türkiye'de yok bu ilaç, antiviral. Bazı ilaçlar yine kullanılabiliyor. Çok etkin, çok karar verilmiş, dünyanın kabul ettiği bir antiviral, yani özel bir ilacı yok. Aşı çalışmaları var, aşılar var geliştirilen, onlar gönderiliyor. Ama Türkiye için herkes aşılanmalı ya da belli kesimler aşılanmalı diyeceğimiz bir durum yok şu anda.